Merhaba, bugün KobiERP yazılımında işlemler içerisinde yer alan serbest meslek makbuzu alanını anlatacağım. Bunun için işlemler menüsünden fatura ve serbest meslek makbuzu seçilir. Karşımıza serbest meslek makbuzu arama ekranımız geldi. Bu kısımda çeşitli arama kriterlerine göre filtreleme işlemi yaparak serbest meslek makbuzlarımızı görüntüleyebiliriz. İşlem türü serbest meslek makbuzu alınan ve verilen olmak üzere iki adet işlem türümüz mevcuttur. İstenirse bu kısımdan müşteri numarası belirlenerek o müşteri numarasına ait olan serbest meslek makbuzu görüntülenir. İşlem şubesi alanından da hangi şubelerde yer alan serbest meslek makbuzları görüntülenmek istiyorsa o şubenin veya şubelerin seçim işlemi yapılmalıdır. Başlangıç ve bitiş tarihlerine göre de oluşturmuş olduğumuz serbest meslek makbuzlarını görüntüleyebiliriz. Alt alanda yer alan ekle butonuna tıkladığımız zaman işlem türümüzü alınan veya verilen serbest meslek makbuzu seçerek ekleme işlemimizi gerçekleştiririz. Düzelt butonuyla mevcut olan serbest meslek makbuzu üzerinde düzeltme işlemi gerçekleştirilir. Sil butonu ile ise makbuzun silme işlemi yapılır. İşlem türümüzü serbest meslek makbuzu verilen olarak seçtikten sonra ekle butonuna tıklayalım. Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabı tarafından düzenlenmekte olan mesleki faaliyetlere ilişkin her türlü işi, işin miktarını ve fiyatını gösteren belge denilmektedir. Yapılan işe göre KDV oranları değişmektedir. Serbest meslek makbuzunda hem stopaj yani gelir vergisi hem de KDV katma değer vergisi vardır. Stopaj brüt tutar üzerinden %20 oranındadır. KDV'nin oranı ise %18'dir. Serbest meslek makbuzunda stopaj vergi dairesine sizin adınıza müşteriniz tarafından ödenir. KDV'yi ise vergi dairesine bizzat kendinizin ödemesi gerekmektedir. Şimdi verilen bir serbest meslek makbuzu üzerinden örneğimizi gerçekleştirelim. İşlem numaramızı bu kısımdan otomatik olarak belirlemek için F5 otomatik no bul butonuna tıklayalım. Belge numaramızı ise verilen bir serbest meslek makbuzu olduğu için kendimiz girelim. Belge tarihimizi bugün tarihli olarak belirledik. Serbest meslek makbuzunu hangi müşteriye vereceksek o müşterinin seçim işlemini 3 noktalı butondan gerçekleştiririz. Grup acil listeden müşteriler grubuna gelelim. PRGC Hırdavat müşteri firmamızı seçelim. Açıklama alanı ise danışmanlık hizmeti için alınan ücret olarak yazalım. Tutar alanına alınan ücretin bilgisini girelim. Bu kısmı 350 olarak girdik. KDV oranını %18 olarak yazalım. Stopajımız ise %20 olarak belirtelim. Bu kısımda masraf merkezi ve masraf yerleri serbest meslek makbuzunda bağlanabilir. İşlem şubemizi merkez şubesi olarak belirledik. Alt alana bakacak olursak gelir vergimizin stopajı 70 TL, net ücret 280 ve yekün 343 olarak gözükmekte. Genel toplamımız ise 350, KDV'miz 63 TL ve toplamımız 413 olarak görüntülenir. Kaydet diyerek serbest meslek makbuzumuzun kaydını tamamlayalım. İstenirse yazıcı alanından yazıcı, ekran ve grafik olarak yazdırma işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Geri dön diyelim. Başlangıç tarihlerini bugün tarih aralığı yaparak bulma işlemimizi gerçekleştirelim. Oluşturmuş olduğumuz serbest meslek makbuzu bu alanda görüntülendi. Belge üzerinde değişiklik işlemi yapmak istiyorsak düzelt butonuna tıklayabiliriz veya belgenin silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Alınan bir serbest meslek makbuzu oluşturmak istiyorsak bu kısımda alınanı seçerek ekle butonuna tıkladığımız zaman serbest meslek makbuzu alınan işlem türünde belgemiz karşımıza geldi. KobiERP yazılımımızda yer alan serbest meslek makbuzu alanı genel olarak bu şekildeydi.